Düşmanımız 10 taneyken kaça düştü? 5'e düştü. Neden bu adam bu kadar kolay bir şekilde çıplak danslar yaptırabiliyor, televizyonu bas bas bağırıyor? Sahte din adamlarıdır. Şeytanın hizmetine girmiş olan, benliğini şeytana kaptırmış olan, Allah'ın dini için değil, şeytanın dinsizliği için çalışan sahte din adamlarıdır. Biliyorsunuz bu hafta bir tanesini daha paketlediler. Mealcilerin, hadis inkarcılarının en kuvvetli komutanlarından bir tanesi gitti bu hafta. Adnan Oktar cemaati takla. Tıpkı FETÖ gibi, Rabbime hamdolsun, bunu da paketlediler. Biz neden her seçimde oy verin oy verin diyoruz? İşte bunlar için oy verin diyoruz. İslami hassasiyeti hiç olmayan bir partiye oy verirsiniz, bunlarla uğraşmaz. Onlar tam aksine İslam'ın bozulması için bunları destek. İslami hassasiyeti az bile olsa olan iktidarlara oy verirse ne olur? İslam düşmanlarını ve teröristleri onlar saftan kaldırır. Diğer gruplarla, sapkın gruplarla biz mücadele ederiz. Düşmanımız 10 taneyken kaça düştü? 5'e düştü. FETÖ, PKK, DAEŞ'le hükümet mücadele ediyor. Bu tür mealcilerin, hadis inkarcılarının komutanlarından bir tanesiyle bu hafta kim mücadele etti? Hükümet, devlet. Hemen 2 senedir takip ediyorlarmış. Yüzlerce, binlerce şikayet gitmiş farklı farklı ailelerden. Biz de diyoruz ki bu insanlar niye bu adamı almıyor ya? Neden bu adam bu kadar kolay bir şekilde çıplak danslar yaptırabiliyor, televizyonu bas bas bağırıyor? Streetlist kulüpleri, danslar manslar falan çıplak. Kızlar orada hocam canım cicim çekiyor. Bu hükümet ne yapıyor ya? Biz halk da bunu söylüyor yani. Meğersem son 2 yıldır takip ediliyormuş adam. Açıklarını buluyorlar. Hepsini bütün davaları birleştiriyorlar. Ve içeriden çıkamasın diye bir daha bir taraflara kaçamasın diye bütün davaları birleştiriyorlar. Bütün şikayetleri de ortaya koyarak adamı şu anda 35-40 tane ayrı davadan yargılanacak. Allah çıkmasını nasip etmesin. Amin. 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 İslam'a sahte imamlardan, sahte hocalardan, sahte dervişlerden daha çok zarar veren kimse yok. Sahte hocanın bir tanesini biliyorsunuz Amerika'da. O da paketlenmeyi bekliyor. Hala orada zannediyor ki beni burada CIA, FBI koruyor. Koca bir, çok güzel bir malikanenin içindeyim. Beni buradan alamazlar. Bir gece ansızın gelebiliriz. Dikkatli ol. Dikkatli ol yani. Bizden her şey beklenir. Senin en kalifiye adamlarını dünyanın her tarafından çekip alıyoruz. Yolda kırmızı ışıkta bir duruyor tak. Bizim elemanlar 2-3 kişi bir giriyor arabaya. Kardeşim gelir misin diyor. Tak hemen silahla falan. Adamı alıyorlar getiriyorlar. Teker teker FETÖ'cü imamları o büyük imamlarını alıyor. Sen de dikkatli olmanı tavsiye ederim. Her an taklaya gidebilirsin yani. Allah Teala bu İslam düşmanlarına fırsat vermesin. Amin. Amin. Bakın hadis inkarcıları, mealistler en büyük komutanlarından bir tanesini kaybetti. O kadar sevinçliyim, o kadar keyifliyim ki. Darısı diğer Türkiye'deki hadis inkarcılarının başına. Amin. 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 Bak onlar da takla olsun bunun gibi. Bu en görünen, en vitrindeki adamı hadis inkarcılarının. Bir de daha bizden gibi görünen, takiye yapan ama yumurtladı diyen, Ebu Hureyre böyle diyen, hadisler uydurma diyen, Muhammed Aleyhisselam neyse ben de oyum, o da adam ben de adam diyen, hadislere gerek yoktur diyen, mezheplere gerek yoktur diyen, hadisler 200 sene sonra yazılmış diyen, ne kadar sahtekar varsa, ne kadar din takiyesi yapan, din tüccarı adam varsa, tefsirleri bırakın, tefsirlerin hepsini yakın, benim yazdığım meali okuyun diyen, ne kadar para sevdalısı adam varsa, bu milleti sömüren adam varsa, bunların tamamı ayrı birer cephedir. Cephelerinden bir tanesi, komutanlarından bir tanesi takla oldu. Allah Teala bize o günü de göstersin. Diğer cepheleri de yıksın inşallah. Amin. Amin ya muin. Cephelerden bir tanesi gitti. Bu adam son 5-6 senede özellikle hadis inkarcılığı ve reformizm adına, Muhammedsiz İslam projesi adına bir sürü yayın yapmış bir adam. Adnan Oktar. Benim hakkımda da bunun kedicikleri 2 tane video çekti. Hala o videoları arıyorum, bulamıyorum. Kanalımda yayınlanmış, bizim kardeşler seyretmişler. Tanımayan kardeşler de seyretmişler. Bana dediler ki hocam böyle böyle kanalında seni gördük. Benim hakkımda 2 video yapmışlar, videoları bulamıyorum. Videoların menşeine hadis diye bir şey yoktur. Hepsi uydurmadır. Son peygamber ve sahabileri bunların tek bir tane bile rivayet ettiği hadis yoktur. 200 sene sonra insanlar uydurmuşlardır. Vallahi billahi tallahi yalancısınız. Bütün kayıtlar, nakiller ortada. Efendimiz Aleyhisselam daha yaşıyorken bile kimlerin hadis rivayet ettiği ve kimlerin hadisleri kayıt altına aldığı hepsi ortada. Hepsi delilleriyle ve kaynaklarıyla yazılmıştır. Ben yazılarında ve sohbetlerinde bunları anlattım. Çok detaya girmeyeceğim. Ama siz alay edercesine beni çıplak kediciklere sundurdunuz. Çıplak kedicikler beni orada sunarken her tarafları açık biliyorsunuz. Kedicikler dediğim zaman siz anlıyorsunuz. Etmeme gerek yok değil mi? Onlar zaten her tarafını şer etmiş. Açık, her tarafı açık şer etmişler kendilerini. Kedicikler. Benim sohbetlerimi orada ayet okuyorum, hadis okuyorum. Çıplak kız çıkıyor orada. Bu hocanın dediği yalandır. Böyle bir hadis yoktur. Hadisin metni Buhari metni. Buhari demek biraz mürekkep yalamış, kitap okumuş bir adam bilir ki Kur'an'dan sonraki en temel 2 kaynak İslamiyet'te Buhari ve Müslim. 2 tane sahih hadis kaynağı. Ondan sonraki hadis kaynakları alta doğru gelir. Yukarıdan aşağıya doğru. Kur'an, sünnet. Ve diyor ki böyle bir hadis yoktur. Bu hoca yalancı. Bir de bunları çıplak kıza sunduruyor. Ben de yazdım. Niye dedim erkeklerine sundurmuyor benim videolarımı? Adnan utanmıyor musun dedi buna. 2 ya da 3 hafta önce. Rabbime hamdolsun Allah Teala daha dünyadayken yıkılışlarını bize gösterdi. Bu sadece başlangıçtır. Daha itiraflar gelecek. Bu akşam bir tane itiraf okuyacağım. Kediciklerden bir tane. Tabii cemaatin içinde az zarar görsünler diye itirafçı olan çok kedicik var. Bunlardan bir tanesinin itirafını getirdim. Ağzınız açık dinleyeceksiniz. Ben şok oldum. FETÖ tamam sapkın bir grup. Çok büyük sapıklıklarını ben burada deşifre ettim ama bu anormal bir şey. Bu onlardan da bir üst kademeye geçmiş. Evliyalıkta zirve bunlar.